Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlarım, hepinize derin muhabbetlerimi gönderiyorum. 11 Haziran, 17 Haziran dönemi sizler nelerle karşılaşacaksınız? Yıldızlar neler söylüyor bakalım. Nisan suresi 105. ayet der ki, hainlerin savunucusu olma. Bu hafta biraz hak arama derdine düşeceksiniz. Ama sizin hakkınız, ama yakınınızın hakkı. Gerçekten bir dengesiz insanla boğuşma veya üç kişiyle tartışma, böyle durumlar var arkadaşlar. Bütün aslan burçlarına diyorum, kesinlikle böyle bir, nasıl derler, mücadele dönemi başlamış her konuda. Sanki birkaç kişiyle görüşmeler olacak ve enerjik olacaksınız bu hafta. Yavaş ilerleyen süreçler birdenbire hızlanabilir. Birdenbire hızlanmalar olacak. Şimdi arkadaşlar, ateş enerjisi çok yoğun bu hafta. Bu da size ilham veriyor, şans veriyor, girişimci bir ruhunuz açığa çıkıyor. Ve sanki girişimci ruhunuz açığa çıktığında ayak takımı insanlarla bir bulantı yaşayacaksınız. Bir bardaktaki suyu bulandıranlar var, onlara böyle gereken cevabı verdiğinizi düşünüyorum. Bir de hane içerisinde bir durgun enerji var. Bütün aslanlara söylüyorum. Felak, nas, ihlas bol bol okunsun arkadaşlar. Her şeyi hani biraz da siz araştırın. Nazara karşı neler var, neler yok. Çünkü potansiyelde biraz düşme olmuş. Bir iş başlayacakken başlayamamış. Bir de bir sessizlik var hane içinde. Bir korku enerjisi olabilir. Yani biraz kötü bir insanlarla karşılaşmalar olmuş. Sonuna hayır getirsin Allah'ım, ne diyorum. Kötü giden işler düzeliyor. Şans seninle. Yalnız böyle bir, bu hafta arkadaşlar, toprak enerjisi de taşıyacaksınız. Bütün aslan burçlarına diyorum. Neden? Alım satım konusunda Jüpiter'den yardım geliyor. Ve Jüpiter zaten burcunuzda ilerlediği için yeşili bol bol giyin bu hafta. Yeşil enerjisini bol bol taşıyın. Neden? Başlamak için ve toprak enerjisini hayata katmak için. Kıskanç bir insanın hayatınızdan gideceğini söyleyebilirim. Ve deniz aşırı yerden bir haber alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Bir şeyler için şartlar hazırlanmış, akla uyuyor. Gayet sosyal uyum da var. Bir aşk olayı olabilir. Çıkmaz sokaklardan kurtuluyorsun Aslan Burcu. Boş, beleş insanları, boş istekli insanları hayatından gönderdiğini görüyorum. Şimdi seninle uğraşan iki kişiyi, projene, planına karışan iki kişiyi, özel hayatını sabote eden iki kişiyi kovuyorsun. Hayatından kovuyorsun, ama direkt fiziksel kovarsın. Ama lafınla döversin, bilemem. Ama kovduğunu gösteriyor arkadaşlar. Paniğe düşmeyin, kapılmayın, nefsinize hakim olun. Rabbimin kelamı üzerinizde olacak. Gerçekten sil baştan yapabilirsin, dostlarını yeniden yazabilirsin. Gerçekten destan gibi bir hafta yazacaksın. Ölçüyorsun, tartıyorsun, sen konuşuyorsun. Delikanlı aslansın. Karşındaki langır lungur konuşanı kovuyorsun, gönderiyorsun. Biraz da özgür hareket et. Çoktandır yapman gereken bir iş vardı. Kötülüğü kovmaktı. Gerçekten kovuyorsun. Dönüşüm çok iyi olacak. Kalbi boş olan aslan hanımları ve beyleri. Kendi kendine yetebilen, özgür iradeli, karizmatik, beyaz tenli birisi, kadın ya da erkek, ten olarak beyaz veriyor. Cesur birisi, risk almayı seven ama hep kazanan birisi. Hangi burçlar olabilir? Aslanlara tabii ki koç yakışır. Koç, balık, boğa olabilir sevgili dostlarım. Hep
kova olabilir, akrep de var, akrep de olabilir. Bunlarla tanışmalar, yeni birliktelikler olacak ya da eskiye dair bir şey varsa bir hesap kapanacak, geri dönüşler olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir lokanta gibi bir yer, toplanılmış bir düğün yemeği yeniyor ya da bir dost meclisi, lokanta gibi bir yerde toplanılıyor arkadaşlar. Bir yemek, güzel bir yemek yeniyor. Eğlenmeli, gülmeli. Ertelemeyin, siz de katılın. Bu yemeğe giderseniz bekar olanlar gayet iyi birisiyle tanışabilir ya da evli olanların, yani bazı sosyal çevreleri genişleyecek, onu söylüyorum. Uzaklardan bir el uzanıyor arkadaşlar, hayatınıza dokunuyor. Yurt dışı bağlantıları olabilir, ekonomik bağlantılar, sosyal, hatta aşk, yurt dışından aşk da olabilir arkadaşlar. Başlangıç çok iyi olacak. Hayatınıza güzellikler katılacak ve bazı imkanlarınızın çoğalacağını söyleyebilirim. Fırsatları kabul ediyorsunuz ve bir takım şartla söyleniyor. İşe başvuranlar belgelerle uğraşacak. Artık ertelemeyi bırak, direkt başvuru da yap, çok da iyi gelecek. Bir set çekiyorsun arkadaşlar, aşama aşama. Niye? Ailene set çekiyorsun, aile baskısına. Sokaktaki, nasıl diyeyim, sokakta demeyelim de, hani ne diyorlar ona, göz hapsine, yani karşı komşu, komşu baskısı, özür dilerim, komşu baskısına, aile baskısına set çekiyorsun. Sokak baskısı olur mu ya? Ben de iyice şaşırdım. Şimdi bu hafta bir sayısını çok görebilirsin. Neden? Başlangıçları ifade eder. 8 sayısını çok görebilirsin. Telepatik işaret, iletişim ve sonsuz mutluluğu anlatır. Bu hafta 1 ve 8 önüne çok çıkacak. Bu sayıları çokça kullan, şans getirecek. Kendine has tavrınla bir çizgi benimseyeceksin. Eğer yaratıcı bir işteysen, mimarlık gibi, modacılık gibi, ne bileyim avukatlık gibi, bir yaratıcı zekanı ön plana çıkartıyorsun. Aslan burcu. Ertelemeden bir işe başlıyorsun ve ara verdiğin bir iş çok iyi gelecek. Bir müzik, bir eğlence olduğunu yine gösteriyor. İki tane, birisi müzik de düğün gibi bir şey, birisi de aile yemeği olabilir, iş yemeği olabilir. Çok iyi olacak arkadaşlar. Zikrinizi veriyorum. Ya mübdi zikri, mübdi. Yaratmak, bir işe başlamak, yaratıcı yeteneğini kullanmak demek. Tekrar sayısı 56'dır arkadaşlar. Önünüzdeki bütün setlerin, engellerin kalkması için ve yaratıcı yeteneğinizin ön plana çıkması için mutlaka ya mübdi zikrini 56 kez çekin, inanarak yapın. Her şey yoluna girecek. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.